Evet, piyasalarda bir yılı daha geride bırakıyoruz ve yılın son değerlendirmelerini yapıyoruz. Euro, dolar, dolar TL ve altını konuşacağız. Bakalım 2015'e dair yılın sonunda nasıl bir görünüm var? Hem para birimleri tarafında hem de emtia tarafında. İntegral Menkul Değerli Araştırma Uzmanı Emre Sayırlı bizimle birlikte. Emre, hoş geldin. Merhaba. Şimdi bir yandan yılın sonunda neyi konuşuyoruz? Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentileri Ocak ayında da gündeme olacak gibi gözüküyor. İstersen Euro dolarla başlayalım. Uzun vadeli grafik öncelikle ekranda, biraz sonra kısa vadeli de konuşacağız ama Euro dolarda bir son günlerde hızlı geri çekilme görüyoruz. 1.21, 20'nin altında hatta şu dakikalarda Euro dolar paritesi. Uzun vadede bakıldığında bu son yaşadığımız hareketin ardından hangi gelişmeler etkili olacak ve hangi seviyeler gündeme gelebilir? Uzun vadede açıkçası Euro dolar tarafında bir sıkışma olduğunu görüyoruz çok net bir şekilde. 1.16'lardan 2005 yılında başlayan yükseliş eğilimiyle 2008'de 1.60'lardan başlayan düşüş trendi arasında alt bandı oldukça yakın seyrediyor. Şimdi önümüzdeki ay itibariyle Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan gelebilecek bir parasal genişleme hamlesi Euro'yu değersiz kılıp tekrar yükseliş 1.16'dan başlayan yükseliş trendini kırması neden olabilir. Bu durumda 2010 ve 2012'de destek olarak çalışan bölgelere bakmamız gerekecek. 2012'de ilk etapta en düşük görmüş olduğu seviye olan 1.20-40'lara doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bunun akabinde ise bir sonraki 2010 desteğine bakacağız. Bu da 1.18-75'lerden geçiyor. Genel olarak bakarsak Amerika'nın 2015 içerisinde faiz arttırabileceği artık aşikar denebilir. Özellikle Haziran Ağustos aylarından sonra bu dolar endeksinde kuvvetlenme yaratacak ve 2015 itibariyle 90'ın üzerlerine çıkartacak bir unsur. Euro tarafında da eğer bir parasal genişleme gelir ve ekonomik datalar istenen düzeye ulaşmazsa değer kaybının süreceğini düşünürsek 1.18 seviyelerine doğru geri çekilmesi 2015 yılı içerisinde görmemiz muhtemel. Şayet 1.18'lerin aşağısına geçerse o zaman tekrar 2015'in destek aldığı ve yükseliş trendinin başladığı 1.16'lara doğru da geldiğini görebiliriz. Sert geri çekilmeler yaşanabilecek bir yıl aslında 2015 yılı. O bakımdan destek kırılmalarının çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Evet, o zaman uzun vadede Euro'da negatif görünümün devam etme ihtimali var. Peki kısa vadede baktığımızda ki yılın sonunda yine 1.21-13 seviyesi bugün gördüğümüz en düşük seviye, hatta şu anda görüyoruz Euro doları. 22 Ocak tarihine kadar, yani Avrupa Merkez Bankası toplantısına kadar ne görebiliriz Euro dolarda? Kısa vadede baktığımız zaman yine Euro dolar tarafında bir düşüş kanalının çok net çalıştığını görüyoruz. Burada özellikle 1.30 seviyesinden başlayan düşüş kanalının tekrar son zamanda 1.25-50'den de kuvvet bularak satış baskısı ağırlık kazanması Euro dolardaki değer kaybını bize net bir şekilde gösteriyor. Alt banttan belki biraz destek alabilir yılın ilk haftalarında, özellikle Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıya kadar, Ocak ayının sonuna kadar, ama yukarı yönlü ataklarının çok fazla kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. En fazla gidebileceğimiz ilk etapta destek, daha önce direnç olarak çalışan 22-20 bölgesi olabilir. 22-20 üzerinde yine yakın bir seviye 22-80'lere doğru bir hareketlik de görebiliriz ama 22-20-22-80 üzerine çok fazla çıkabileceğini düşünmüyorum. Aşağıda ise biraz önceki grafikte gördüğümüz gibi 21-20-21-30 dolayları destek olarak çalışan bölge. Kanalı aşağı yönde kırması durumunda teknik anlamda kanal boyu kadar bir aşağı yönlü hareketin gelmesini bekleriz. Bu da bize 21'lerin aşağısına geçmesi durumunda tekrar 19-18-75 dolaylarına gidebileceğini gösteriyor. Bu yüzden daha çok Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde satış pozisyonları değerlendirmek daha yararlı olacak gibi duruyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası değer bir tahvil alım programı gerçekleştirirse burada Euro bölgesindeki parasal genişlemede Euro'nun değerini kaybettirecektir. O yüzden yine kısa vadeli grafikte de bize çok olumlu bir görüntü vermiyor. Evet. Sadece tepki alımları belki görülebilir ama direnç noktalarındaki zorlanmalar değerlendirilebilir gibi duruyor burada. Evet, o zaman yükselişler satış fırsatı ve yükselişlerinde çok sık karşılaşacağımız bir durum olma ihtimali, evet, yok gibi gözüküyor. Çok kalıcı olmayacak tarafında gibi duruyor. Peki dolar TL'ye geçelim, bir uzun vadeli grafiğe bakarak başlayalım. 2015 acaba beklentileri açısından uzun vadeli dolar TL grafiğine baktığımızda nasıl bir gelişme görebiliriz, nasıl bir hareket görebiliriz kurda? Dolar TL tarafında özellikle 2013 Temmuz'unda başlayan 1.19 seviyesindeki yükseliş trendi hala etkili. Burada geçtiğimiz dönemde iki farklı düşüş trendinin kırılmasıyla sert 2.28'lerin üzerine geçilmesinin ardından 2.41 atağını görmüştük.
yeni destek seviyeleri yapmaya başladı. Açıkçası yılın ilk yarısına baktığımız zaman 2.08-2.15 bandında bir hareketlilik vardı. Sonrasındaki 2.15-2.30 bandındaki yatay hareketliliğinde artık üzerine geçtik ve destek bölgemiz 2.30-80 ve onun aşağısına geçilmesi durumunda da 2.29'da olarak takip edilebilir. Teknik olarak baktığımızda ana yükseliş trendi haricinde ara trendlerin de pariteyi yukarı yöne desteklemekte olduğunu görüyoruz. Bu yüzden aşağıda 2.29'ların aşağısında kalınmadığı müddetçe burada da daha çok yukarı yönlü tepki hareketleri gelebilir. 2.29 aşağısına geçilirse ise ilk etapta 2.25 daha önce direnç olarak çalışan bölgemiz destek olarak takip edeceğimiz seviye. Ana destek bölgemiz ise yakın zamanda destek olarak çalışan ve yükseliş trendine geçtiği 2.21 bölgesi. 2.21'lerin çok fazla yaklaşılabileceğini düşünmüyorum. Özellikle dolar endeksinde bir rally yaşanması söz konusu 2015'te. 89-60 seviyesi önemliydi bu yıl için. Dirençonun kırılması ve üzerinde kalınması 90'a çok fazla geçemedik. Yıl sonuna denk geldi. 90'ın üzerine taşınırsa 2015 yılı içerisinde dolar TL'de ciddi yukarı yönlü hareketler gösterecek bize. Tek unsur şu olabilir, iç piyasada baz etkisinden dolayı enflasyonda Nisan-Mart ayları gibi bir azalma görebiliriz. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi için elini biraz güçlendirecek bir unsurdur. Bunun gibi iç piyasayı destekleyebilecek, TL'yi kuvvetlendirebilecek etkenler gelebilir. Bunlardaki geri çekilmelerde de 2.25 veya 2.20 ana destek bölgelerine doğru gelinirse alım fırsatı değerlendirmek biraz daha doğru olacak gibi duruyor. Çünkü hala ana yükseliş trendinin üzerinde parite devam ediyor hareketler. Evet, kısa vadeli görünüme de bakalım istersen ki yılı kapatırken 2.33'ün hemen üzerinde görüyoruz dolar TL'yi. Kısa bir süre önce rekor tazeledi dolar TL kuru. Yeniden 2.42'leri yılın başında gördüğümüz seviyeleri sonunda da tekrar bir test ettik. Ama ardından da bir sıkışma oldu. Şimdi kısa vadede önümüzde Ocak ayının beklentileri var. Amerikan verileriyle sanki Ocak ayı başlayacak. Ardından Avrupa Merkez Bankası, işte bizim Merkez Bankamızın beklentisi gündeme gelecek. Ne olabilir kısa vadede dolar TL'de? Kısa vade için en dikkat çeken trend 2.20'lerden başlayan yükseliş trendi ve oldukça dik devam ediyor. Yakın süreç içerisinde son 15 gündür yaklaşık olarak 2.30 ile 2.32.50 arasında bir yatay hareketliliğimiz vardı. Bunun üzerine geçilmesiyle beraber dün tekrar 2.35 bandını test ettik. Burada geri çekilmeler yaşanabilir ama yılın ilk haftası özellikle Amerika için de oldukça önemli. Çünkü hem FOMC toplantı tutanakları açıklanacak çarşamba günü hem de cuma günü tarımsal istihdam değişim datası gelecek. Bu verilerin olumlu gelmesi, açıklamaların dolar tarafını desteklenmesi tekrar yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebilir. Şayet 2.30-2.35 arasındaki bandı kırarsa yeni band aralığımız 2.35-2.38 olacak. Yukarı doğru giderek basamaklaşan bir trendin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden 2.35 üzerinde gidilmesi kalıcı olması durumunda tekrar 2.38-2.38'in geçilmesi durumunda tekrar 2.41 seviyesinden doğru bir hareketlenme görülebilir. Önemli olan destek seviyemiz aşağıda 2.30-80. 2.30-80 aşağısında belki biraz tepki satışları görebiliriz trend kırılmasına bağlı olarak ama ana yükseliş trendinin hala devam etmesine bağlı geri çekilmelerde de ana seviyelerde dolar TL için alım pozisyonu düşünmek biraz daha sağlıklı olacak gibi duruyor. O zaman 2015'te güçlü dolar etkisini göreceğiz. Euro'daki zayıflamayı takip edeceğiz. Doların güçlenmesi Türk lirası gibi bazı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratabilir. Biz de dolar TL'yi izleyeceğiz. Buradan istersen altına dönelim. Yılın sonunda ons altın fiyatı 1200 dolar civarındaki hareketini koruyor. Uzun vadeye bakalım istersen. Öncelikle altında yön ne olacak 2015'te diye soralım. Ardından kısa vadeli beklentileri konuşuruz. Uzun vadede nasıl bir görünümü var altın? Uzun vadede aslında altında sürekli bir düşüş trendinin içinde hareket ettiğini görüyoruz ama yakın periyoda bakarsak açıkçası burada 2014 yılı içerisindeki hareketine 1345'lerden başlayan bir düşüş kanalı içerisinde aşağı yönlü hala bir tepki satışlarının geldiğini görüyoruz. Dolar endeksindeki kuvvetlenme Amerika'nın durumundan dolayı altın tarafında da bir geri çekilme var. Burada altını destekleyebilecek unsur Asya tarafından gelecek ek parasal teşviklerle beraber piyasayı desteklemek için yapılacak likidite artışı olabilir. Bunun haricinde şu an için altını yukarı yönde etkileyebilecek bir unsur gözükmüyor. Son günlerde yaşanan tepkimelerde de burada aynı şekilde Çin'in
piyasayı desteklemek için ek teşviklere başvurması, Japonya'nın aynı şekilde parasal genişlemeyi devam ettirecek olması ile beraber bir yukarı yönlü hareket gördük. Bununla beraber Yunanistan tarafında seçimlerin sonuca varmamasıyla beraber bir belirsizlik var ve biraz da güvenli liman talebiyle hem Japonya 10 yıllık tahvillerine giriş oldu hem altına giriş oldu ama çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Bu kapsamda 1345'ten başlayan düşüş kanalının geçtiği bölge olan 1220 dolaylarında zorlanma göstermesi muhtemel altın fiyatlarının. 1220 üzerinde ise trend düzeltmesi için belki 1238 daha önce direnç olarak çalışan bölge takip edilebilir. 1238-1255 üzerinde çok fazla kalıcılık sağlanabileceğini düşünmüyorum. Burada da o yüzden altında daha çok uzun vade için yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olarak değerlendirebilir. Kısa vadede 1130'lardan başlayan bir yükseliş kanalımız var. Son grafiğimizi de ekrana verelim. Kısa vadeli konuşurken saatlik grafik üzerinden bakalım. Burada da 1130 seviyesinden başlayan yukarı yönlü eğimli bir yükseliş trendi içerisinde altın fiyatlarının desteklendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz gün bahsettiğimiz kırılma aslında 1230'lardan başlayan düşüş kanalının kırılmasıydı ve kanal tepkimesi olarak 1210 seviyesine kadar bir hareketlilik gördük. Burada aynı zamanda düşüş trendi veya düşüş kanalı içerisinde bir çift dip oluşumu da yaşanmış olduğunu görüyoruz. Çift dip oluşumuna bakarsak yukarıda 1220'lere kadar bir hareket alanının altın için hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz ki 1220'de ana düşüş kanalımızın üst bandına denk geliyor. O yüzden geri çekilmelerde ilk etapta 1192 destek olarak çalışabilecek bölgemiz. Aynı zamanda 1192 kırılan düşüş trendinin de geri dönüş noktası olduğu için alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir bölge 1192'ler. Genel olarak da yukarıda pozisyonlar 1210-1220'ye kadar belki devam ettirebilir ama 1220'nin üzerinde şu anda çok fazla kalıcılık sağlanması zor gözüküyor. Çünkü ana düşüş kanalımızda kısa vade en azından 2014 yılı içerisindeki düşüş kanalımızın geçtiği 1220'ler biraz daha altında artık satışların ön plana çıkabileceği bir seviyeyi gösteriyor. GOF oranlarına bakarsak orada da 1 ay 3 aylık oranlarda negatiflik var. Yani fiziki talep kısa vade için var altında ama 6 ay ve 1 yıl için GOF olanlar hala pozitifte. Bu da fiziki tarafın çok uzun vadeli olmadığını yani altında yükselişin çok kalıcı olmayabileceğini bize gösteriyor. Evet, o zaman ons altın içinde yükseliş umudunun çok kuvvetli olmadığı bir yıl olacak gibi gözüküyor. Evet. 2015 yılı. Tabii tahmin etmediğimiz riskler gündeme gelirse ekonomik anlamda ya da işte jeopolitik risk anlamında o zaman altınla ilgili değerlendirmeler değişebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emre Çayırlı katıldığın için, değerlendirmelerin için. Yılın son işlem gününde paritelere ve altındaki tabloya baktık. Bakalım borsa bugünü, bu yılı nasıl ve nereden kapatacak? Kapanışta tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Vakıfbank piyasa ekranını sundu.